Böyle yaşamanın tadı kalmadı. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Ne dediysen deli kafam almadı. Düşenin dünyada dostu yokmuş.
düşenin dünyada dostu yokmuş ama çaldık biz oynadık. Evet, yine bir pazartesi akşamı Cem TV ekranlarında bir ehli demle tekrar birlikteyiz. Bugün de yine birbirinden değerli konuklarım, misafirlerim, misafirleriniz var. Çünkü bizler de sizlerin evine misafiriz biliyorum. Herkes bizimle birlikte masalarını kurmuş, çaylarını demlemiş. Suyunu alanlar suyunu kadehlerine doldurmuş. Biliyorum bekliyorlar. O yüzden bizler uzun bir muhabbet olacak. Güzel ve sıcak bir muhabbet olacağına da inanıyorum. Çünkü çok sevdiğim, çok sıcak insanlar var hepsi yanımda. Her zaman olduğu gibi hepsi böyle sıcak elektrikleriyle ve gerçek yüzleriyle masadalar. Ama ben tabii onlara hoş geldin demeden önce en zor kısmı geçeyim. Mail ve SMS şeylerini. Sejan sana bunları söyleseydik sen söylerdin. Bak unuttuk. Valla bilsem söylerdim programı. Biliyorsun Metin abi. Neyse konuşalım. O zaman ben söyleyeyim şimdilik de. Ya unuttum baştan söyleseydim bunu da kurtarmış olurum. İlerleyen dakikalarda sana yardım tamam. edeceğim. Mailleriniz için ehlidem@cemmedia.com'a gönderiyorsunuz maillerinizi yazıp. ehlidem@cemmedia.com'a gönderiyorsunuz. SMS'leriniz için de CemTV yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 23.53'e gönderiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? CemTV yazıp bir boşluk bırakıp 23.53'e gönderiyorlar. Tamam, o zaman bunları sen tekrar edeceksin. Şimdi Sevcan burada. Sevcan yıllarca programcılık yaptı. O yüzden bu işlere çok alışkın da bizler pek alışkın değiliz. Olur Sevcan, estağfurullah aşk yani, olsun ya. Ay, bizi aşan şeyler. Bizler sazımı çalıp söyleyelim diyoruz. Zorla bizi getirdiler program yaptırdılar. Yok valla Metin abi çok hazırlık yapmışsın. Valla masamız da güzel. Çok siz güzel güzelsiniz. Program, valla ben sadece böyle türkü söylemeye geldim. Ben çok ciddiyim. Sen çok düzgün ve yerinde konuştuğun için bana gerek yok bugün. Ama kısırları getirmedin. Ama dolma yok. Ben doğru sarmalar sen... içer, sen kısırları getirmedin için. Geçiyor annem, yakın izmi. Tamam, kısırlar anne, gelsin. Anne. Yetişti. Olma sarmıştı vallahi, bir elini getirdim. Gerçekten. Masayı bu kadar tahmin etmedim. Şimdi öncelikle ben Sevcan Orhan'dan başlayayım da şimdi bir merhaba faslını geçelim, muhabbetimiz çok olacak. Sevcan'ı hepiniz zaten yakından tanıyorsunuz. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren güler yüzüyle ve güzel sesiyle türküleri de bir o kadar ustaca yorumlayan Sevcan Orhan. Sevcan hoş geldin. Hoş bulduk. Valla ben yavuz istersen. Geldin demeden geldim zaten. Ne diyeyim valla Metin abi, senin de sonunda şükür kavuşturana diyerek başlamak lazım. Bizim izleyicilerimiz bilmiyor ama çetrefilli bir gelişimiz oldu. Seyfi abim ve ben özellikle Orhan abi sizi bilmiyorum ama bizim çetrefilli olan sonunda şükür kavuşturana. Evet. Ekrandan zaman zaman böyle takip ettiğim oluyor. Bir süre yoktu televizyonumda, kanalı ayarlayamamıştım ama sonrasında takip ettim. Burada olmak benim için onurdur. Seni çok seviyoruz biz. Ailemizin bir insanısın çünkü. Teşekkür ederim, sağ olasın. Keyif alıyorum şu an. Burada olmaktan çok mutluyum. Evet, ufacık Sevcan'dan büyük bir Sevcan'a gelişmiş. Halk müziği sanatçı Sevcan'a. Aman efendim. Gelişim sürecini bildiğim için. Çok büyük bir başarı, çok büyük bir yol. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Yakışıyorsun türkülere, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yanında tabii Cihan Orhan. O da müzik. Aslında siz ailece müzisyensiniz. Baba müzisyen, anne müzisyen. Tabii anne baba da var. Selma ablayı biliyorum ben, düğün tabii salonlarında çıktı. Hatırlar mısın sen annemi? Hatta saçları, şey var. Ya, çok uzun saçlı, çok güzel. Falan böyle söylenmiş. Abi düğünde de çıkmıştı. Ben çok ufaktım. 75 yılıydı. Mecidiyeköy Murat düğün salonunda. Evet, annen abimin düğünde çıktı. Babanla da çok sahnelerde karşılaştık. Çalıştınız. Onlar o dönemin fırtınalarıydı. Öyle anne babanın bizi böyle iki böyle tane evladı. Rüzgarlar kalmıştı. Cihan da tabii bağlamasıyla ve müzikal kimliğiyle tabii son yıllarda bayağı bir gelişim sergiledi. Artık albümle ilgili de bekliyoruz. Albüme başladık. İşte biz de bekliyoruz albümü. Yayından sonra da seninle konuşacağız. Çocuk bizden sıra gelmiyor ki. Yok hayır, yani zaten Sevcan'la hani daha Sevcan bu işe profesyonel anlamda adım atmadan zaten sürekli biz çalıyorduk, söylüyorduk. Tek farkı para kazanmıyorduk. Şimdi para kazanıyorsunuz, anlaşıldı yani. Bak şimdi. İtiraf etti. Çıkışta konuşalım, biraz sıkışıklığımız var da. Nereye geldi bu konu? Yok canım, herkes gibi biz de para kazanıyoruz. Öyle bir şey değil. Tabii işte yolculuğa beraber başladık, beraber devam ediyoruz. Yani işte kasette, işte albümde, pardon özür dilerim, kasette bir şey kalmadı. Albümde, asıl sahnede. Hep Sevcan'la beraberiz. Onun dışında tabii benim eşlik ettiğim
solist dostlarım da var. Seyfi. Birçok solistle de eşlik ediyorsun, evet, albümlerinde de eşlik ediyorsun. Seyfi de albümde de beraberdik. Yaptığım bütün projelerde zaten Cihat, evet, mutlaka. Peki şimdi solist olursan albüm, yani başkalarını çalmayı bırakacak mısın? Sevcan'a çalmayacaksın değil mi? Ya, havalara girersin. Ben bağımı çalışmaya başladım evde. Bence çalış, yoksa fiyatını arttıracak, sana çalmayacak, havalara girecek ve rekabet başlayacak. Yok yok, öyle bir şey yok. Yine çalışmak istiyorum tabii. Hani şimdi özel insanlar benim hayatımda. Seyfi benim kardeşim. Onunla da yıllardır birlikteyiz zaten. Bu yola da aslında bir yerde çakıştık. Servet bizim için. Servet Kocakaya. Ben onunla çalıştığım dönemde ortak noktamız oldu. İyi de oldu. Ondan beridir de beraberiz. Seyfi'yle hiç ayrılmayı da düşünmüyorum. Bizi bırakmayacaksın diye. Çok zorlanırsın. Konuşuruz ya, yayından sonra. Seyfi, sen ne diyeceksin? Yani hoş geldin ilk önce programa. Hoş bulduk, programa. Hoş bulduk. Size başarılar diliyorum, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Programda. Ya ne diyeyim, işte sevgili Cihan ve sevgili Sevcan benim için gerçekten çok özel iki arkadaşım, iki dostum. Cihan'la uzun zamandır beraberiz, birlikte çalışıyoruz. Yaptığım bütün projelerde benim hem kendi bireysel yaptığım albümler, kendi şahsıma yaptığım albümler, onun dışında yaptığım diğer projelerde, diğer müzisyen arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım albümlerinde Cihan bir nevi benim vazgeçilmezim. Beraber çalışıyoruz. Her şeyden önce bir iyi dostluk var aramızda. Bu çok böyle derdimizi çok rahat birbirimize açıp paylaşabildiğimiz bir özel dostluğumuz var her şeyden önce. Bu gerçekten çok önemli. Bu dostluk çalışmalarımıza çok doğru orantılı yansıyor. Onun sonucunda işte mümkün olduğu kadar başarılı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Bu süreçten sonra da böyle devam edeceğiz. Teşekkür ederim, sana hoş geldin. Orhan Yalçın, ben yetim sensin. Şu anda yetim oturuyorsun. Rübetten şimdi geldim ya. Sen şimdi tabii Orhan Yalçın benim arkadaşım, yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında müzik hayatına devam ediyor Orhan Yalçın. Evet. Aynı zamanda benim hemşerim. Toprak olarak da hemşerim. Orhan hoş geldin, uzaklardan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sessiz kalma aramızda, yabancı yok zaten, hepimiz bir aileyiz. Yok canım, muhabbete geldik. Sağ olasın abi, teşekkür ediyorum. Ben de bugün böyle sizin gibi değerli sanatçılarla beraber böyle güzel programa katılmaktan ayrı bir gurur duyuyorum, güzel. Onun dışında ne diyeyim, çok güzel programın. Teşekkür ederim. Programın dışında şimdi Cem TV insanlar bayağı bir kaybettiydi. Senin yeni bir kan getirdim ben bunu. Müzikal anlamdaki şeyimiz, evet, güzel bir kan getirdim. Tekrar insanlar frekansını arıyor, buluyor bugün. Yani ben bildiğim bir en az bir 50-60 kişi bugün buldu yani sadece bu frekansı. Güzel bir frekans sen de getirdin diyorum Cem TV'ye. Çok güzel yani oldu. Biz sadece aracı vesile olduk. Eğer insanları buluşturabilirsek, çünkü bizler aracıyız, bizler gideriz, başkaları gelir. Önemli olan kültürlerin arasında köprü olalım. Kendi kültürümüze, kendi kitlemize doğru şeyler izletebilmek veya yani bizim doğru bildiğimiz en azından. Sen doğru biliyorsun. Bizim doğru bildiğimiz başkalarına göre doğru olmayabilir. Yeter diyorum yani. Bizim Sevcan tamam, bir türkü oku, çok muhabbet. Tezahürlük getirmek. Peki ben bir türkü okuyayım. Bugün böyle çok okumadığım türkülerden bir denek hazırladım sizin için. Yok, çalışıp geldim. Sırayla, vallahi Metin abi. Sırayla başlayacaksın. Evet, ben hiç okumadım bu türküyü daha evvelden. Kaldır nikabını görem yüzünü, bana eşlik edin olur mu? Çok severim tamam. Ben bu türküyü. O zaman vokali yapalım biz lütfen. De. Yüzünün üstüne
ile yaradanı seversen, tel tel ile yaradanı seversen. Sağlık. Sağ olun. Yazmışsın ama son kutada bir şey var. Ne var? Ben siz girme, o Dilber'in koyununa mı? Ha. Ben siz Karacaoğlu'nda yani şey, İlhan Erten'in derlemesi zannediyorum. O Musa Hoca'da okudu. Evet, Musa Hoca'da. Ama o sözde bir şey var son kutada. Benim kontrol edeyim sonra. Onu yanlış, yanlış. Ben siz varma ya Dilber'in yanına. Ne olur Dilber, yaradanı seversen. Girme koyununa falan demişti öyle bir. Karacaoğlu'nun vardır böyle şeyleri. Var mı? Yani Metin abi belki yumuşatmıştır Musa belki, Hoca, İlhan Erten falan. Belki onlar yumuşattı, bilmiyorum. Valla bence Karacaoğlu'na bu anlamda kefil olamayacağım. Kitaptan yazdıysan. Kitaptan kefil olmaz zaten. Kefil olmaz. Niye kefil olacaksın? Yok yani Karacaoğlu gelmiş bir şey. Hani onun özellikle o koşullarından. Karacaoğlu zaten hiçbir şeyini gizlemiyor zaten. Kesinlikle yok canım. Onlar yürek, bizim her yürekli şeyini, yürekli bir yürekli sevda yaşayanlar. Yoldaşımızdır. Evet. Seyfi?
Böyle çapraz. Sen gibi. Ne diyeceksin? Bu konuda... Karacaoğlan'la ilgili mi yoksa? Yok. Karacaoğlan'la ilgili biz daha bir şey söyleyebilir miyiz onlarla? Zor o iş. Yani evet. O iş zor iş. Gerçekten o yüzden onu zaten türküler anlatırsan bize bir türkü söyle kelimeler bence. Kelimeler yetmez. Evet, ben en iyisi bir türküyle devam edeyim. Son albümden mi okuyalım, bir öncesinden mi başlayalım? Nasıl istersen dede. Nereden başlıyorsan başla. İçinden neresi geliyorsa. İyi hadi ya, bir öncesinden başlayalım. Dünyayla başlayalım mı? Hadi. Güzel. Bu eser? Eser Erkan'ın. Erkan Ankara'dan Yavuz'dan. Sevgili müzisyen arkadaşım. Erkan. Sevgili Erkan Yavuz Er'e bu eser için gerçekten bir teşekkür. Sen bunu yani. Daha önceki albümde mi okumuştun? Bir önceki albümde. Sahipsiz albüm, öyküler albümde okumuştum. Evet, bayağı sevilen bir eser olmuştu bu. Biliyorum. Erkan'da daha sonra ben şeye de
hangi albüme yaptım? Deniz Şamdeli'nin albümüne de yaptım daha sonra. Erkan Yavuzer'in. Oradan biliyorum. Sen de dinlemiştin. Sen önce oldum. Okumuştun. Biliyorum, dinlemiştim. İlk okuyan ben oldum. Evet, zaten biliyorum. Oradan dinlemiştim senden. Çok sonra güzel bir eserim. Ağzına sağlık. Çok güzel. Erkan Yavuzer de çok güzel eserler yapan. Evet evet. Son zamanlarım çok böyle. Çok da efendi bir arkadaş. Eserler yapan çok değerli bir arkadaşımız yani. Anladım. Ona da selam olsun buradan. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Orhan, sana türkü okutacağım ama sen zaten kaderin olsaydı gurbete düşmezdin. Biraz trajik oldu Ahmet'in abi. Ne yaptı ya? Kesin demiş yapacağım diyor. Gurbetçiler asılır telefonu yani. Hiçbir şey, ya, reklam arası geldi. Reklam arası işte kadersizliği orada anlıyorum zaten. Kadersizliği böyle olsun yani. Bak, reklam arasına gene denk geldi. Neyse, olsun reklamlardan abi. Sonra direkt seninle başlarız. Kısa bir reklam.